Çok değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum, sağlık diliyorum sizlere. Veda bütçesinin dördüncü günündeyiz. Genel kurulda şu anda partimize mensup milletvekilleri, AK Parti'nin hükümetlerini ve son bütçeyle ilgili eleştirilerini ortaya koyuyorlar. Değerli arkadaşlar, bütçe aynı zamanda bir yüzleşmedir. Bütçe aynı zamanda bir hesaplaşmadır. Böyle baktığımız zaman ben e, AK Parti hükümetlerinin 18 yıllık icraatlarıyla çok kısa. Bir iki rakam vererek yüzleşmek, hesaplaşmak istiyoruz. Mesela AK Parti'nin devraldığı Aralık 2002'de devletin borcu 243 milyar liraydı. Ekim 2020'ye geldik. Devletin borcu 1 trilyon 934 milyar lira. 243 milyardan 1 trilyon 934 milyara çıktı. Gene kişi başına kamu borcu Aralık 2002'de 3.677 lira iken bugün 23.266 liraya çıktı. Resmi işsizlik Aralık 2002'de, yani AK Parti'nin Türkiye'yi devraldığı dönemde yüzde idi. 2020 Ekim ayındayız. Resmi işsizlik yüzde 13, reel işsizlik yüzde 23, gençler arasındaki işsizlik yüzde 26. Değerli arkadaşlar, cari işlemler açığı 43 milyar dolardan 558 milyar dolara çıkmış. Bankalardaki karşılıksız çeklerin tutarı 2002'de 2.2 milyar lirayken bugün 28 milyar lira olmuş. Yine vadesinde ödenmediği için protesto edilen senetlerin tutarı 2002'de 816 milyon lirayken bugün Maalesef 21 milyar liraya kadar yükselmiş ve vatandaşın bankalara borcu. 2002 Aralık 6 milyar 600 milyon lira, Kasım 2020 830 milyar lira vatandaşın bankaya borcu var. Yani bütçe kadar neredeyse borcu var. İcra dairelerindeki dosya sayısı ve iflas dosya sayısı değerli basın mensupları Aralık 2002 5 milyon 934 bin dosya var. 5 milyon 934 bin dosya var. Bugün 23 milyon dosya icra dairelerinde. 23 milyon dosyadan bahsediyoruz. 23 milyon neredeyse bir kişinin birden çok olabilir. 15 milyon insanın en az icralık olduğu İflas halinde olduğu bir ekonomik tablodan bahsediyoruz. bütçe rakamlarını sabah kadar saysak olumsuz rakamları bitirmemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, büyük devlet olmanın dünya milletler ailesi içinde bazı sorumlulukları vardır, yardımlaşma, dayanışma vesaire gibi. Ama 590 bin vatandaşın doğal gazının kesildiği. 123 bin vatandaşımızın elektriğinin kesildiği bir anda iki tane CBK kararıyla karşı karşıyayız. İki ucube tablo ile karşı karşıyayız. Kapanan iş yerlerinden sebep binlerce yüz binlerce insan evinde aç açıkken Sayın Cumhurbaşkanı Tunus Cumhuriyeti'ne Covid-19 salgını sebebiyle 5 milyon Amerikan doları yardımı Türkiye'nin taahhüt ediyor. Yani millet aç açık 590 bin kişinin doğal gazı kesik evde tir tir titrerken Tunus'a 5 milyon dolar para gönderiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı, e, Somali'ye aynı şekilde e, bir yardımda bulunuyor. Borçların silinmesiyle ilgili IMF borçlarını ödemek üzere de Somali'ye Türkiye ye yardım ediyor. Şöyle baktığın zaman diyorsun ki, ulan ne güzel işte ülkemiz diğer garip kuraba fakir fukara insanlara, ülkelere yardım ediyor. Ama değerli arkadaşlar, tekrar ediyorum. Türkiye'de iş yerlerinin kapalı olmasından kaynaklı, okulların kapalı olmasından kaynaklı insanlar aç, açık borçlarını ödeyemiyorlar. Vergilerini, sigorta primlerini yatıramıyorlar, aldıkları kredileri kapatamıyorlar. Bunlardan geçtim. İnsanlar akşam ne yiyeceğim diye kara kara düşünürken bu tablo bana şu atasözünü hatırlatıyor. Eve lazım olan camiye haram. Bu tablo bana şu atasözünü hatırlatıyor: Sultanahmet'te dilenip, Ayasofya'da sadaka dağıtmayı hatırlatıyor. Bu tablo bana ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye atasözünü hatırlatıyor. Ve bu arada 123 bin ailenin elektriği kesilmiş iken, beyler elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, seyahat, ağırlama ve ziyafet giderlerine de vatandaşın faturasına yansıtmaktan çekinmiyorlar. Vatandaş normal elektriği ödeyemiyor zaten. İçinde TRT payı dahil bir sürü haksız vergi var zaten. Yetmedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin ziyafetleri, temsil, ağırlama, seyahat giderleri de artık daha yüksek bir oranda vatandaşımız tarafından ödenmek zorunda. Bu işin değerli arkadaşlar başka bir adı da milletin haliyle alay etmektir. Allah'tan korkmamak, milletten utanmamaktır. Hükümeti bu yanlışlarla ilgili bir an önce geri durmaya, önce asli işi olan 83 milyonun korunması, kollanması, huzuru, refah ve mutluluğu için çalışmaya, dünyaya caka satmak için Erdoğan dünyaya hava atması için, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de e, sükse yapması için, Türkiye'de insanlar aç açıkken devletin, milletin parasını başka ülkelere yardım adı altında göndermek ucubeliktir, garabettir. Hiçbir mantıkla da izah edilemez. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanı dün açıklama yaptı, şöyle bir şey söyledi. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 oldu. Testi pozitif hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın, canlarımızın sayısı 216 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi bu dönemin görev şehididir. Keşke olsaydı. Canını yitiren sağlık çalışanlarımız için görev şehididir ifadesini kullanması ilk bakışta hoş görülüyor. Yani o şehitlerimize milletçe borcumuzu ödeyebilmek için bir imkan gibi görülüyor ama öyle değil. Bu konuda ne hükümetin ne AK Parti grubunun attığı bir adım yok. İşte bizim 17 Kasım 2020'de COVID meslek hastalığı olsun diye verdiğimiz kanun teklifimiz, işte bizim 5 Mayıs'ta 2020'de 5 Mayıs'ta sağlık çalışanları görev şeyde olsun diye verdiğimiz kanun tekliflerimiz. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Aylardır sağlık çalışanlarının feryadını duyun diye adeta yalvarıyoruz. Sağlık Bakanı şimdi dün bu arkadaşlarımızın görev şehidi sayıldığını söylüyor. Kendi vicdanında görev şehidi sayılıyor olabilir. Ama bu konuda ne bakanın ne yürütmenin ne AK Parti grubunun ve MHP grubunun zerre katkısı, zerre adımı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tüm sağlık çalışanlarımızın hayatını kaybetmeleri halinde görev şehidi sayılmasıyla ilgili, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili çabamızı, gayretimizi, ısrarımızı sürdüreceğimizin de bilinmesini istiyorum. Değerli arkadaşlar, Haziranda erken açıldık, bedeli ağır olur demiştik. Dün gene Sağlık Bakanı, Nisan ayından bu yana vaka, hasta, vefat sayılarında 5 kat artış vardı. Peki, Nisan. Biz dedik ki bu açılma konusunda daha temkinli olun. Biz dedik ki daha duyarlı olun. Ne yaptınız? Hayır bilim böyle diyor. Böyle yapacağız dediniz. Nisan'da vaka sayısı azdı. Kısıtlama yüksekti. Şimdi vaka sayısı beş kat artmış. Kısıtlama beş kat seyrelmiş. Bu da Covid-19 mücadelesindeki politikanın çok ama çok yanlış olduğunun açık bir göstergesi. Herhalde bunlar milletin içinde olmadığı için gerçekten Covid 19 kaynaklı kapanmalardan kaynaklı milletin içinde bulunduğu ekonomik felaketin farkında değil. Dünya vardım ya dün. Dedim ki Ankara Büyükşehir Belediyesinin kasasında sizin bloke ettiğiniz üç buçuk milyon var, küsürü de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kasasında dört milyon var. Arkadaş siz yapmıyorsunuz. Bari yapanın elinden tut, tut, tutmayın. Bu paraları bloke etmeyin. Bu paraları bloke etmeyin. Bir günde, iki günde Ankara ve İstanbul'da diğer belediyelerimizi saymıyorum vakit almamak için. Sekiz milyon para insanlara aş olarak, ekmek olarak, alışveriş kartı olarak, maske olarak, gerektiğinde nakti olarak gidecek ya. Bundan kime ne zarar var ya? Ben burada niye çırpınıyorum kardeşim? Bana mı gelecek bu para? Bu blokayı İçişleri Bakanı'na, Maliye Bakanı'na sesleniyorum. BDDK'ya sesleniyorum. Bu blokayı derhal kaldırın. Blokayı etmedi. Blokayı etmedi. İstanbul'da ben biliyorum. Günde 15 ekmek tüketen aile var. Sen özel ekmekler yiyebilirsin. Badem unundan ekmek yiyebilirsin Erdoğan. 15 ekmeğin kaç lira olduğundan haberin var mısın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu halk ekmek satış noktalarını arttırmak istiyor. AK Parti meclis grubu hayır arttıramazsın diyor. Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Halk ekmek büfelerinin önüne gidin bakın kuyruklar var saat 5'e doğru. Ekmek almak için insanlar kuyrukta olmasın diyor İmamoğlu. Halk ekmek büfelerini arttıralım diyor. Ey Erdoğan Halk ekmek büfesi bu. Halk ekmek büfesi. Gökdelen değil. Plaza değil. Rezidans değil. Ne istiyorsun? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki meclis üyelerin daha çok büfe olmasına neden engel olurlar? Merak ediyorum. Ha bundan sebep İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu prim kaybetmez. Güven kaybetmez. Çıkıyor. Çıkıyoruz her yerde söylüyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz. İstanbul'da büyük şehrin halk ekmek satış noktalarının artmasını engellemeyin. Bu hükümetin yeminle söylüyorum. Covid-19'da artık Covid-19'da mücadelede sadece ve sadece müşkülat olduğunu, gölge olduğunu, engel olduğunu düşünüyorum. Ve böyle inanıyorum. Ben böyle düşünmemeliyim. Böyle inanmamalıyım. Tekrar söyleyeceğim hiç kusura bakmayın. Bir ay çalışan Covid hastası taşıyan ambulans şoförüne ek performans olarak 7 lira vermek günahtır. Acil servisteki doktora bir aylık ek performans için 32 lira vermek ayıptır. Bunları söylemek zorundayız değerli arkadaşlar. Ve <laughs> tekrar tekrar söylüyoruz. Doğalgaz, elektrik borçları, banka kredileri, vergi, SSK borçları, taksitleri en kötü haziran ayına kadar mutlaka ama mutlaka ertelenmelidir. Ve değerli arkadaşlar, bir diğer konumuz hukuk reformu tartışmaları. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla mıdır bilmem. Cumhurbaşkanı sıfatıyla mıdır bilmem ama dün şöyle bir laf etti. Selahattin Demirtaş teröristtir dedi. Şimdi Hatta şöyle de bir laf etti. Ne gerekirse yapar böyle bir teröristin önünün açılmasına asla yol vermeyiz. Saraya toplayıp cübbelikle trip nutuk attığı hakimler ve savcılara bu olsa olsa açık bir talimattır. Ya Erdoğan biraz akıllı ol. Bari subliminal bir mesaj ver ya. Bu kadar açık Hakime, savcıya talimat verilir mi kardeşim? Şimdi üç şeyden haberi yok. Var da yok. Var da bunlar beni bağlamaz diyor. Bir, masumiyet karinesi. Yani suçu sabitleninceye kadar herkesin masum olduğu ilkesi Erdoğan'ın yargının uymamasını istediği bir prensip. Diyor ki buna uyma kardeşim. Masumiyet karinesi artık yok. İki tutuklu yargılama istisna tutuksuz yargılama esas kuralı Erdoğan diyor ki buna doyma kardeş bırak benim sinirlendiğim herkesi cezaevine koyacaksın diyor. Daha önce söyledim Erdoğan Türkiye 83 milyon senin 43 milyonu barındıracak bir cezaevi yapma imkanın varsa bunu yap. Çünkü kendine karşıtlığı, kendine öfkeyi, kendine nefreti, kendine güvensizliği her gün arttırıyorsun. Sana tavsiyem eğer bu yolda yürüyeceksen 43 milyon insanı barındıracak bir cezaevi yerleşkesi senin tabirinle söyleyelim cezaevleri külliyeleri yapman lazım. Bunu yapma imkanın yok. Adalet Bakanına sesleniyorum. Reformu bırak kardeşim mevcut mevcut mevzuatı işlet Türkiye'ye yeter. Hukukta reform olabilmesi için bir anayasa değişikliği yapmadan bunu gerçekleştirmen zaten mümkün değil. Ne diyorsun şimdi? Mobil hakim iddialarımız var. Mobil savcı iddialarımız var. Adalet Bakanı diyor ki haberim yok. Bu hakimler savcılar kurulunun işi. İlgili daire bunları atıyor. Benim bakan olarak yetkim yok, bilgim yok dedi. Dün mü dedi? Dün söyledi. Şimdi ben soruyorum. Sayın Adalet Bakanı. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı kim? Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı sensin. Nasıl haberim yok dersin? Nasıl bu kadar pişkin? Bu kadar yüzsüz olabilirsin? Ve yürüyen, koşan mobil hakimleri mahkeme mahkeme gezen her davaya göre o mahkemeden o mahkemeye atanan hakimlerle, savcılarla ilgili senin bir soruşturma açmak ahlaken, vicdanen, etik olarak, edep olarak görevin değil mi kardeşim? Orta yerde bu kadar itiraz, bu kadar şikayet varken. Cumhurbaşkanı şunu mu söyledi merak ediyorum bakanlarına. Siz ciddi konuları konuşmayın. Siz görüntü olarak burada durun. Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Senin bakanların atanmış da olsa raf elması değildir. Bakanlarına verdiğin sorumlulukta da bırak bakanların sorumluluk alsın milletin karşısına çıksın. Yaptığı yapamadığı işi ya savunsun ya milletten özür dilesin. Değerli arkadaşlar. Haberim yok dedin. Adalet Bakanı için söylüyorum. E oldu. Oldu şimdi. Bu konuda şikayet yok. Yani bir hakim bir ay içinde dört mahkeme değiştirir mi ya? Üç mahkeme değiştirir mi? Bizim bildiğimiz eskiden kararnameler iki ya da üç yılda bir çıkardı. Özel hakimler, gladyo hakimler, gladyatör hakimler mahkeme mahkeme dolaşıp Erdoğan'ın istediği kararları veriyor. Peki hukuk reformu diyor ya ben buradan şu dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin bir milletvekili şeriat bizim hukukumuzdur dedi. Sanıyorum böylece de hukuk reformunun altını yavaş yavaş doldurmaya başladılar. Bunu söyleyen bir AK Partili milletvekili. Dün. Eski bir şey değil bu, yeni bir şey. Şeriat bizim hukukumuzdur diyebiliyor. Bu gücü nereden alıyor? Bu gücü şüphesiz saraydan alıyor. Değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Hukuk reformuna Türkiye'nin ihtiyacı yok, var da yok. Ama siz mevcut yürürlükteki mevzuata uyun da bir ahlak reformu yapmış olun. Bırak hukuk reformunu. Bir edep reformu yapmış ol. Bir ahlak reformu yapmış ol. İşte insan bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. 4 madde okuyup bitiriyorum değerli arkadaşlar. Madde diyor ki. Herkes yasa önünde eşittir ve yasa tarafından ayrım gözetilmeden eşit bir şekilde korunmalıdır. Madde 8 herkesin haklarını ihlal eden eylemlere karşı etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır. Ama bu Sayın Genel Başkanımız için yok mesela. Çubuk'ta genel başkanımıza saldıranlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Sosyal medyadan genel başkanımıza ağır hakaret edip ölüm tehdidi yapanlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. E sayın genel başkanımız insan hakları evrensel beyannamesinin 8. hakkından Erdoğan tarafından Mahrum tutulmuştur. Dokuz, hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Ak Parti karşıtı gazetecilerin, siyasetçilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının da İnsan Hakları Evrensel e, Beyannamesinin dokuzuncu maddesinden mahrum bırakılmaları Erdoğan'ın yazılı olmayan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sağlanmış ve on, herkesin bağımsız ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı vardır. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ey AK Parti, ey Erdoğan, siyasetçinin birinci işi hizmet ettiği, hitap ettiği toplumun, insanların temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktır. 10 Aralık İnsan Hakları e, Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünde, İnsan Hakları gününde sesleniyorum Erdoğan'a. İnsan haklarına saygı insan olmanın birinci gereğidir. İnsan haklarına saygı insan olmanın ön şartıdır. Türkiye bu kadar hukuksuzlukla, bu kadar ekonomik buhranla, bu kadar beceriksizlikle, bu kadar basiretsizlikle daha fazla baş başa bırakılamaz. Çok teşekkür ediyorum. Soru varsa evet buyurun. Biz böyle iddialar önümüze geldiği anda kimi AK Partili bakanların geçmişte söylediği gibi bir kereyle bir şey olmaz demiyoruz. Sapıklık, sapkınlık herkese sirayet edebilir. Yani AK Partide de bu mümkün. MHP'de de, HDP'de de, İ Parti'de de ve Türkiye'deki bütün vakıflarda da mümkün. Burada adam olmak şunu gerektirir. İçinden böyle bir sapkın sapık çıkarsa hem siyasi olarak hem cezai olarak gerekenin yapılması için yolu açmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu bu gibi durumlarda hem siyasi olarak bu sapkınlarla ilgili partiden ihraç kararını en hızlı şekilde çalıştırmıştır. Hem de kulaklarından tutup adliyeye savcının önüne atmıştır. AK Parti'nin yaptığı gibi bunları savunmaya kendilerinden olanlar için söylüyorum savunmaya kalkmamıştır. Evet. arkadaşımızın Bunlar kulağımıza geliyor. Arkadaşımızın Sayın Emir'i kastettiniz galiba. Sayın Ankara Milletvekilimiz Murat Emir'in iddiaları ortada. Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı da yaptığı açıklamada canlı yayında bu iddiaları zımnen kabul etti değerli arkadaşlar. Murat Emir'in hiçbir açıklamasını reddetmedi, yalanlamadı. Buradan çıkan sonuç şudur, bu doğru da değildir. Arkadaşımız titiz bir çalışma yapmış, araştırmış, değişik sağlık kuruluşlarıyla temas etmiş ve böyle bir e, olmaması gereken bir tabloyu açığa çıkarmıştır. Milletvekili olarak görevini yapmıştır. Evet. Evet. Bak, bir ne özelleşti, ne satıldı. Tank palet fabrikası Katara ve 5 e, artı bir etem sancağı peşkeş çekildi. Peşkeş. Tank yok dersek ayıp olur. Sakarya'daki tank palet fabrikasının girişinde bir tank maketi var. Tank maketi var. 18 ay geçti, pardon, iki yıl geçti. Burada söylüyorum, İnşallah ben haksız çıkarım. İnşallah. İki yıl daha geçse bir yerli tankımızın eee Etem Sancak tarafından Katar sermaye tarafından yapılabilmesi bana inandırıcı da gelmiyor. Evet. Evet. E, bugün de tam Beşiktaş, e, evet. Evet. Fuat Oktay nasıl geri dönecek? Benim verdiğim belge emekli sandığının havale belgesi. 121 lirayla sen Genel Başkanımızın iddia ettiği gibi başlamış. Salim benim arkadaşımdır, kardeşimdir. Berkay'ın babası. Berkay bizim elimizde büyüyen bir evladımızdır. Salim Bey'in derdi de paranın peşine düşmek değildir. Salim Bey o paranın kör kuruşuna dokunmaz. Bir kuruşuna dokunmaz. İhtiyacı da yok çok şükür. Hepsini ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak vermektedir. Ama Beşiktaş saldırısının 10 Aralık bugün yıl dönümü 52 milyon sanıyorum para nerede diye sormaktan benim dilimin dilimde tüy bitti. Diyorlar ki biz bunu bir bak aktardık az az vereceğiz. 15 Temmuz şehitler için de 380 milyon nerede diyoruz? E bin lira bin lira veriyoruz ya. Ya bu dalga geçmek ya. Bu dalga geçmek şehit aileleriyle şehit yakınlarıyla dalga geçmek. Bu parayı yardım edenler onlara... Bir biraz olsun, bir ferahlık olsun, bir rahat etsinler, acılarına bir katkısı olsun diye insanlar yardım etti. Sen parayı ne akla tutuyorsun? Bunun adı gasptır ya, gasp. Şehit parasını gasp etmektir ya, bu suçtur ya. Beşiktaş şehitleri için toplanan para, Salim Berkay Akbaş için Salim'e ödenecek 52 milyondan ne düşüyorsa 1 milyon düşer, bana göre. Vallahi de billahi ben kefilim, Salim Akbaş o paranın bir kuruşunu evine yiyecek üstüne giyecek olarak kullanmayacak bir arkadaşımızdır. İhtiyacı olan elbette kullanacak. Salim Akbaş böyle bir şey olsaydı bir vakıfla bunu eğitime muhtaç çocuklar için değerlendirecekti. Yani bu yapılan tam adı devlet eliyle gazdır. Sen yardım ettin belki. Arkadaşlarımızdan yardım edenler var. Milletvekillerimizden var. E ben yardımı niye ettim kardeşim? Bir ne, bir bir nebze ona bir şey olsun diye, katkı olsun, moral olsun acısını paylaştığını, milletçe acıyı paylaştığımızı hissetsin diye yardım ettik ya. Edildi. E sen ne yapıyorsun? Ben sanayide bin lira vereyim bundan idare et. 350 milyon, 250 bir şehidimiz var kardeşim. Bunun yakınlarına bunu vereceksin. Salim Akbaş'ın danışmanı şimdi not gönderdi. Berkay tıp fakültesi öğrencisiydi. Bu parayı 1 milyonu alsaydı şayet ki ona bir milyon küsür düşer bu toplanan paradan. Tıp fakültesinde okuyan çocuklara tamamını burs verecekti. Tamamını. Niye? Berkay'ım orada okuyordu. Tıp fakültesinde okuyordu diye. Evet değerli arkadaşlar. Tablo vahim. Tablo can sıkıcı. Tablo iç açıcı değil. Milletimiz rahat olsun. Tekrar ediyorum. İster 2021'de ister 2023'te Erdoğan gidicidir. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler.